Merhaba sevgili seyirciler. Saatlerimiz 17.30'u gösteriyor. Pervin Karakullukçu ben. Son durum programıyla karşınızdayız. Bugün dış politikanın son durumuna bakacağız. Önemli gelişmeler var. Komşuda özellikle bir devir sona erdi desek yeridir. Irak siyasetinde yıllardır etkinliğini kaybetmeyen bir isim. Şii lider Sadr siyaseti bıraktığını açıkladı. Bunun üzerine Bağdat sokakları karıştı. Sadr yanlıları Bağdat'ta bir araya geldi. Kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sadr'ı Temmuz ayında meclis basma olayıyla da hatırlıyoruz. Ülkede hükümet kurulamadığında Sadr yanlıları meclisi basmıştı, oturma eylemi başlatmıştı ve şimdi Şii lider siyaseti bıraktığını açıkladı. Ne anlama geliyor bu? Sonuçları ne olur? Konuşacağız, bölgede olan biteni konuşacağız. Bir diğer önemli konu da Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginlik. Yunanistan S-300 sistemiyle Türk jetlerine radar kilidi attı, taciz uyguladı. Bu tacizin farklı boyutları var. Hepsini konuşacağız. Hem Rus hava savunma sistemini kullanması meselesi, yani bu savunma sistemini aktif olarak kullandığı böylece ortaya çıktı. Hem de Türk jetlerine uyguladığı taciz boyutuyla konuşacağız sevgili seyirciler. Konuğum Profesör Doktor Sait Yılmaz. Hocam hoş geldiniz. Hocam sesim geliyor mu? Sesinizi çok iyi alamıyorum. Bir ses kontrol yapabilir miyim acaba? Evet, yayındayız hocam. Sesim nasıl şu anda? Beni duyabiliyor musunuz? Soruyu alamadım. O yüzden sesi duyamadığımı söylüyorum. Hocam, Irak'ta Sadr siyaseti bıraktı. Evet. Ne demek şimdi, bu? Neden böyle bir gelişme yaşandı? Beklenmiyordu. Buyurun. Evet, bu konu çok önemli bir konu. 10 dakika gelişmesi ama ben bu konu için Bağdat'taki kitaplarını tutadım. Şimdi Irak'ın şu an bir sorun var. Bu sorun İran'daki hükümet 10 ayet tutamıyor. Ve bu hükümetin Irak siyasetinde Amerikalılar bıraktığından beri iki ayrı halde bölünmüş durum. Bunlardan bir tanesi eski başkanı partilerin başında olduğu İran yanlısı Şii grup. Diğer grup ise İran yanlısı olmayan. Bunların başında da Sünni Araplar geliyor. Barzani geliyor. Ve başında Sad olduğu bir koalisyon var. Şimdi 10 aydır hükümet yapıyor ve aslında 2 ay kadar koalisyona ait, Sadr'ın başında olduğu koalisyona ait 73 milletvekili de istifa etmiş. Şimdi bunun şöyle bir önemi var. Irak'ta milletvekili tek tek seçiliyor. Ve birisi istifa ettiği zaman ikinci olan kişinin o milletvekili oluyor. Dolayısıyla bu milletvekillikleri de baktıkta olan Maliki grubuna gitti büyük çok. Şimdi Sadr çıktı. Sadr 2005 yılında direkt olarak karşı Irak'a savaşan bir savaşçı Sadr'ın başı olan bir kişi. Yani Sadr bir siyasi otorite değil, bir dini otorite ve bu adam savaşçı kimliğiyle sahipken işte kendisi girmediği halde kendisine bağlı grupları siyasete şimdi bunları da çıkarıyoruz içinden. Dolayısıyla şu anda Irak'ta Şii, İran yanlısı farklılıklarla olmayan gruplar çok büyük bir tehlike bir. Zaten Irak bir yavaş yavaş iç savaşına yaklaştığını bekliyorduk. Tabii şimdi ideolojik olarak Sadr'ın şöyle bir yaklaşımı var. Şiiliğin merkezi Tahran, Kudüs'tir, Irak, efendim, ve bu kişi şu anda aslında siyasetten çekiyorum demekle ben artık gidip ayağımı siyasetten çekiyorum, gidip evde oturacağım anlamını söylemiyor. Verdiği en önemli mesaj şu. Ey Maliki, parlamento sana aittir. Ama sokaklar bana ait. Yani Sadr bir tweet atarak milyonlarca kişiyi sokağa dürtebilen, çatışmaları başlatabilen. Şimdi bundan sonra Irak'ta iç savaşın önü açılıyor. Yani diyorlar ki benim desteklediğim siyasi alamayacağım anladım. Siyasetten tamamen çekiliyoruz ve sokağa dönüyoruz. Bu bir iç savaş başlangıcı emaresi veriyor. Tabii umarız böyle olmaz. Ama Sadr'la ilgili gelişmeyi biz
bu şekilde okumalıyız. Yani siyaseti bırakıyorum açıklaması aslında sokakta mücadele, sokak mücadelesiyle devam edeceğim mesajı taşıyor. Evet. Biliyordu yani taraftarlarının sokağa çıkacağını. Evet, aynen böyle bir tehlike var. Artık bundan sonra işte Malikiye bağlı bu Haçlıcı gibi gruplar ve diğer militan gruplar da Sadr grup ve diğer örgütlerinin silahlı tutmasına bazı da olabiliriz, tanık olabiliriz. Zaten Irak halkı çok şey ve işin aslı Irak halkının da İran falan umurunda değil. Çünkü Irak'ta elektriksizlik var, büyük yoksulluklar var. Irak'ta siyasi işte Cumhurbaşkanlığı'nda başbakanlık Şii Araplarda ve meclis başkanlığı Sünni Araplarda olmak üzere bürünmüş. Herkes kendi adamını kolluyor, tutukları besliyor ve bu yolsuzluk, bu güç paylaşımı Irak halkını gittikçe çok daha yaşanmaz bir hale getiriyor ülkeyi. Şimdi bu durum bir iç savaşın önüne açacak. Umarım bu konu çok daha fazla insan ölmesi nedeni olmadan insanların salimle daha olumlu ve barışçı yola girmesini sağlar diyorum. Hocam bu Sadr'ın kendi kararı mı sizce? Evet yani Sadr siyasi bir hareket değil. Bu bir yani dini otorite. Bunlar babadan aile, babadan oğula efendim otoriteyi geçen bunun babası öldürüldü. İşte hocası da öldürüldü. Kendisi de çok saldırıya maruz kaldı ama şeyi bu yani. Uyguladığı yöntem sahada savaş. Yani savaşları var. Sadr olayları Irak'taki savaşlar esnasında yani Amerikalıların işgalinden çıktı. Amerikalara karşı yurtta geçtiği kendi bir şey oluşturuyordu. Şimdi bu yani gruplar Irak'ta bu kendiden siyasi çıkmaktan sonra yeniden sahaya dönme yolunda adım atıyorlar. Bu olmaz diye de ümit. Hocam şimdi bu karışıklık bölgeyi nasıl etkileyecek? Onu da sorayım ve buradan faydalanmak isteyecekler de olacak mutlaka. Kimin nasıl hesapları var şimdi bu karışıklık üzerinden? Şimdi tabii Irak'ın büyük düşmanları İran'ı bölgede engellemek isteyen güçler. Yani Amerika'dan sonra aslında bir şey yönetimler. Yani İran yapısı bir hükümet halik yönetimine getirmiş. Burada tabii özellikle Körfez ülkeleri efendim geleceğiyle alakalı İran yanlısı bir kalmaması konusunda planları var. Planlar bunlarla beraber yürütülüyor olabilir. Tabii burada Türkiye de çok önemli. Biliyorsunuz evvel Irak'ta bir patlama oldu ve Irak yönetimi Türkiye'yi tuttu. Ve Türkiye'nin Irak'ta yaptığı bu operasyonlar hukuk olduğunu da iddia ettiler. Çünkü tabii Irak güçlü olduğu için bu operasyonlara çok fazla bir destek veremedi. Ama şöyle bir soru söyleyeyim. Eğer Irak bu gidişle bölünürse yani güneyinde bir devlet, ortasında eski Hicaz krallığını andıran bir Sünni devlet, efendim kuzeyinde de işte Kürtlere bir devlet kurmaya kalkarlarsa o zaman 1926'daki Ankara Anlaşması kadük olur. Bu anlaşmayla biz ne yaptık? Irak'ı kuzeyini kaybetti. Yani Irak kusunu kaybetti. Bu durumda Türkiye'nin devreye girmesi konusunu söylüyorum. Yani Irak Anlaşması bölünü olacaksa Ankara Anlaşması 26'daki tutulacaksa, Irak bölünecekse bu o anlaşmada kadük olması Türkiye'nin hukukunda bazı haklar geçti. Dolayısıyla bizim için Türkiye'deki varlığımız, özellikle buradaki Türkmenler artık çok önemli. Çünkü 2003 yılından sonra Amerika'nın yaptığı operasyonlarla Türkiye'deki Türkmen varlığı dağıttı. Yani Kuzey Batısı olduğu gibi Türkmen varlığı. Yani farkım olsun, hatta Erbil mesela şu çok eski bir Türk kenti yani. Bu kadar Türk değil. Dolayısıyla Türkiye'nin de tabii burada ne olması lazım? Bu bölge senaryosuna çok hazır olması lazım. Yani buraları tutup da işte Amerikalıların İsrail kontrolüne ya da Arapların kontrolüne geçmesinden ziyade bu bölgenin kimliği de tamamen korunması
buradaki PKK var, yok etmesi, aslında en önemli konu PKK varlığı oluyor. Türkiye için sadece dikkat etmeniz ve sürekli tutuyor. Önceki günler, yıllar çok sıcak olacağını görebiliriz. Evet hocam, Yunanistan konusuyla devam edelim. Irak'taki gelişmeleri takip edeceğiz. Var mı eklemek istediğiniz Irak'la ilgili? Çok içeri erken, çok sıcak. Yani Irak'taki insanlar da ne olacağı konusunda fazla bir fikir üretemiyorlar. Birazcık birkaç gün geçmesini beklememiz lazım. Evet. Hocam, Yunanistan'la devam edeceğiz ama bir haberimiz var Yunanistan'la ilgili. Onu bir girelim. Yunanistan taciziyle ilgili detaylara haberimizde bakalım. Ondan sonra üzerine konuşalım. Şimdi Yunanistan S-300 hava savunma sistemiyle, yani Rus yapımı bir sistemle Türk jetlerine, Türk F-16'larına tacizde bulundu. Radar kilidi attı. Detaylara bakalım, üzerine konuşacağız. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı F-16'ların 23 Ağustos'ta Ege ve Doğu Akdeniz'de uluslararası hava sahasında gerçekleştirdiği görev uçuşları sırasında müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan bir olay yaşandı. Görevdeki Türk jetleri Girit Adası'nda konuşlu Yunanistan'a ait Rus yapımı S-300 hava savunma sistemi tarafından taciz edildi. S-300 sistemine ait hedef takip ve füze güdüm radarı, Rodos Adası batısında 10.000 feet irtifada keşif görevindeki F-16'ya yerden havaya füze kilidi attı. Yunanistan'ın bir süredir bölgede uçuş yapan Türk jetlerine yönelik bu tavrı, NATO angajman kurallarında düşmanca hareket olarak nitelendiriliyor. Yaşanan olay Yunanistan'ın söz konusu bataryaları aktif olarak kullandığını da ortaya çıkardı. Taciz bir süre devam ederken uçaklar bu düşmanca harekete rağmen planlı görevlerini tamamlayarak üstlerine emniyetle döndü. Rus yapımı S-300 sistemi 1997-1998 yıllarında Güney Kıbrıs Rum yönetimi tarafından Kıbrıs'a konuşlandırılmak istenmiş, ancak Türkiye'nin itirazları sonrasında 1999 yılında Yunanistan'ın Girit Adası'na konuşlandırılmıştı. Evet, şimdi bu olayla ilgili Profesör Doktor Sait Yılmaz'a sorularımızı soracağız. Hocam, öncelikle olayın detaylarına girmeden önce bu radar kilidi atmak terimi, bir havacılık terimi, askeri havacılık terimi ne evet. demek bu? Şimdi bizim de bu olayla birlikte tabii lügatımıza girdi ama herkes bu konuda tabii ki uzman değil. O yüzden size sormak istiyorum. Radar kilidi atmak ne demek? Onu bir öğrenelim önce, sonra olayın detaylarına girelim. Peki, şimdi hafızlıkta işte bir şey oldu. Havada uçan uçak ne yapar? Radarıyla bir sinyal gönderir. Bu sinyal havada radarın menzili kadar bir havada 70 ila 100 kilometre gider. Bu sinyal çarptığı yerden geri döner. Bu amacı nedir? İzlemek. Yani önce bir radar havada ne var ne yok, bu hava sahasını kontrol için bir izleme yapıyor. Ve bu efendim radarın verdiği bilgiye göre karşıda ne olduğu, bir hedef olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi bundan sonra yapılması gereken şey, bu hedefin varlığını ortaya çıktıktan sonra buna track dediğimiz bir izleme başlar. Ve bu arada uçağın üzerindeki ya da bu hava savunma sistemi üzerindeki IFS dediğimiz bir sistem. Bu IFS sistemi ne yapar? Uçağın dost mu düşman olduğunu, eğer sizin radarınızda tespit edilen uçak IFS tarafından bir düşman uçak olarak belirlenmişse, o zaman yeni gelen aşamada artık buna radar kilitleri. Yani radar kilitleri ne demek? Bu hedefin uçağınızda bulunan ya da S-300'deki silah sistemine bu hedef kilitlenmesidir. Yani uçak artık bu hedefe ne yapar? Üzerindeki silahlarla, roketlerle kilitlenir. Artık bundan sonraki aşama uçağın bu roketleri ateşlemesi için tetiğe basmak. Hmm. Şu ana kadar yani bu S-300'de de olsun, yani bizim şeyde de yaşadık, ilk dalışta da yaşadığımız Ege'de de
Yunan uçakları şunu yapıyorlar. Uluslararası sularda Türk uçaklarına karşı efendim radarlarıyla bunları düşman diye belirleyip bunlara radar atıyorlar ama ne yapıyorlar? Ateşleme yapıyorlar. Bunun amacı ne demek? Amacı karşı tarafı provoke etmek. Yani bu Yunanistan bunu daha önce de biliyorsunuz Doğu Akdeniz'de F-16'lara yaptı. Şimdi, ama o yıllarda zaten çekilişi yaptı. Yani bu Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik provokasyonların bir parçası. Öncelikle söylemek gerekirse S-300 ya da F-16'da yani Yunan F-16'dan bahsediyor. Radarıyla bizim uçağımız tespit ediyor IFS'le. Sonra bunu radarı kilitliyor. Yani çünkü ve her an tehdit diye sırf senin uçağını düşünebilirim. Evet. Fark etmeye de varsın. Çünkü basarsan başka şey olacak. Yani bu yapılan radar kilidi aslında karşı tarafı provoke anlamı taşıyor. Anlamı bu. Yani Türkiye'yi provoke etmek istedi Yunanistan. Buradan bu sonucu çıkarıyoruz. Bir haftada hocam 3 kez taciz edildiği kaynaklar tarafından açıklandı. Ve S-300'lerle yani Rus savunma sisteminin de aktif kullanıldığı ortaya çıkıyor. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları da bunu belirtti. Bu ne anlama geliyor? Şimdi Yunanistan biz Türkiye S-400 aldığı için bir değil mi ambargoya maruz kaldık. Şimdi Yunanistan kullanıyor. Ne fark var? Neden Yunanistan kullanabiliyor aktif olarak? O da NATO üyesi. Bir donma oldu. Donmayı bekliyorum. Evet hocam geliyor mu sesim? Şu an sizin sesiniz geliyor. Evet bir haber girelim. Profesör Doktor Sait Yılmaz'la tekrar bağlantı kuracağız sevgili seyirciler. Şimdi Yunanistan'ın tacizlerini, Türk jetlerine uyguladığı tacizleri konuşacağız. Konuşmaya devam edeceğiz. Anlamı ne ve Rus savunma sistemini kullanması bir NATO ülkesi olarak Türkiye nasıl karşılık vermeli? Hepsini konuşacağız. Şimdi Avrupa'ya gidelim. Biliyorsunuz Avrupa'da da enerji tehlikesi var. Enerji kriziyle karşı karşıya Avrupa nasıl önlem alıyor ve Avrupa'nın endişeleri ne boyutta? Bakalım haberimizde. Kış yaklaştıkça Avrupa'nın kriz korkusu daha da katlanıyor. Ülkeler uyarı üstüne uyarı yapıyor. Avrupa'da enerji krizi ve akabinde doğacak üretim sıkıntılarıyla zor bir dönem başlayacak. Tabii alternatif yöntemler veya çözümler üretilmezse. Ancak her türlü çaba Batı ülkelerine yetersiz geliyor. Ülkeler enerji krizinin kapılarını çalacağı o kara günü çaresizce bekliyor. Son olarak Batı'yı tedirgin eden bir açıklama daha Belçika'dan geldi. Enerji Bakanı doğalgaz fiyatlarını düşürmek için bir şey yapılmazsa Avrupa Birliği ülkelerinin 5 ila 10 korkunç kışla karşı karşıya kalacağı konusunda uyardı. Avrupa genelinde gaz fiyatlarını dondurmak için çalışmalıyız dedi. Elektrik fiyatları ise yükseldikçe yükseliyor. Fiyatlar bu hafta rekor seviyelere ulaştı. Almanya'da megawatt saat başına 995 euroya ulaştı. Fransa'da ise 1130 euroya yükseldi. Bu her iki ülkede de geçen yıla göre 10 kattan fazla bir artışı temsil ediyor. Kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili seyirciler. Profesör Doktor Sait Yılmaz'la birlikte Yunanistan tacizlerini konuşuyorduk. Bağlantıda bir sorun oldu. Hocam sesim geliyor mu? Evet yeniden bağlantı kurduk ama hocamın sesi ulaşmıyor bana. Hocam sesim geliyor. Evet şimdi anlaştık. Evet. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi Yunanistan'ın Rus savunma sistemi kullanması aktif olarak ne anlama geliyor? Buradan devam edelim. Buyurun. Tabii yani Türkiye'nin S-400 almasına karşı atar. Bugün Yunanistan S-300'ünü kullanmasına seyirci kalıyorlar. Yani her şeyden evvel Yunanistan'ın yaptığı tepkik ilişkisine aktarır. Yani ikimiz de NATO ülkesiyiz ve sen NATO ülkesi olarak
Türkiye'ye radar provokasyonlar yapıyor. Tabii bu konuya Türkiye'nin şu anda geldiği uluslararası boyutu açısından da ele almak lazım. İsterseniz daha genel bir çerçeveden değerlendirelim. Şimdi baktığımız zaman Türkiye'nin son dönemdeki ilişkilerine Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ile olan ilişkileri dağıtıyor. Ve bu ikisinin arasında Suriye olası operasyon ve Yunanistan'ın son zamanlarda artan provokasyonları sıkışıyor. Şimdi bunları nasıl okumamız lazım? Amerika Birleşik Devletleri bizden bir müttefik gibi davranmamız lazım. Sürekli tarafını belirler. Ya Amerika'dan yana ya Rusya'dan yana ol. Yani arada olma. Şimdi biraz evvel bir haber verdi. Avrupa'da kriz diye, değil mi? Evet. Şimdi Avrupa dişini sıkmış. Rusya'dan doğalgaz almayacağım. Batı'nın ambargolarında Ukrayna'ya destek olmak için. İşte ithalat, ihracat yapıyor, doğalgaz, petrole karşı elini alıyor. Ama bu arada bu ambargolar sürerken Batı bu konuda bir yani sıkı ihtiyaç olmaya çalışırken Türkiye tarafı diyor ki işte benim ilişkilerim farklı, ben bu ambargolara uymuyorum. Bir de üstüne üstüne şöyle bir gelişme oldu biliyorsunuz. Bu Ukrayna'ya tağlı koridorumuz bir kesiminde yani dünyanın sakitleri çözülüyor gibi görüntü verilirken ama öbür tarafından da Türkiye ile yapılan ikinci bir anlaşmayla da Rusya'nın tahıl ihracatı yapması, belki de bunun altında örtülü olarak başka şeylerde satmasını açıldı. Ve dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri bunun peşinde. Yani Türkiye ambargoyu deliyor, ne kadar deliyor. Çünkü Rusların planı şu. Ruslar bu ambargoyu delerek Avrupa'yı bölmek istiyorlar. Yani şu anda Fransa'nın, İtalya'nın ve Hollanda'nın Türkiye üzerinden bu ambargoyu delmek, Rusya'ya mal göndermek istediği gelişmeler haberlerini alıyor. Şimdi bu haberler olurken Rusya ne yapmaya çalışıyor? Avrupa'yı bölerek bu ambargoları işe yaramaz hale getirir. Batı çekici tek kozu düşürecek. Gördünüz mü? Bakın bunlar bize etkiliyor. Ve diyecek ki halkına işte Ukrayna'da ben şunları buradan aldım. Nasıl da bana bir şey yapamadı. Zafer hikayesi yazacak. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri özellikle bu ambargoları yerine gelmesi hassas olduğu gibi ilişkilerimizdeki en önemli bir tanesi de yani benim işte ya siyahsın ya beyazsın. Artık gırtlarını salamazsın. Kalırsan bu benim için iyi değil. Tabii burada bizim Rusya'dan S-400'leri almamız da etkisi var. Evet. Bütün bunlar aynı zamanda bizim Suriye'deki politikalarımızı etkiliyor. Aynı zamanda Yunanistan'dan politikalarımızı etkiliyor. Neden etkiliyor? Çünkü son 10 yıla kadar Amerika Birleşik Devletleri Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde mutlaka bir denge girdi. Yani ne tam olarak da yarıştı ne de Yunanistan'ın yerini yarıştı. Ama şu son özellikle Biden'in geldikten sonra artık bu çizgiyi aştılar. Açıkça Yunanistan lehine politikalar başladı. Hatta Türkiye yavaş yavaş farkından izole ediliyor. İşte bakın Suda Körfez Amerikalılar diye başta kurdular. Yani artık Batı'nın sıkması Türkiye'den değil Yunanistan'dan baktığı gibi duruma geldi. Ve efendim bu sabahta belki biraz sonra konuşacağız. Fransızlar konusunda olduğu gibi Ege'deki dengeleri değiştirecek bir hale gelmeye başladı. Dolayısıyla İstanbul provokasyonları yaparken aslında Amerika'dan cesaret alıyor. Yani işte bak Amerika'da diyor ki sen beni sözden çıkarsan ben de Yunanistan'ı silahlandırırım. Yunanistan'ın yaptıklarından söz tutarım. Sen de böyle yalnız kalırsın. Bu mesajı vermeye çalışıyor. Ve hatırlayın, geçen ay temsilciler çıktı. Türkiye'ye yönelik F-16 satışına iki şart getirildi. Hı hı. Bir tanesi Amerika'nın çıkarına uygulamasının Amerikan Başkanı'nın onaylanması. İkincisi F-16'ları eğer Türkiye alacaksa bunu Yunanistan'a karşı kullanılmaması, Yunanistan topraklarında kullanılmaması şartı getirildi. Yani bu çok acı verici. Yani durumun 1964'ten farkı yok. 1964'te bize demişlerdi ki Kıbrıs'a Amerikan silahlarıyla çıkamazsın demişti. Şimdi de deniyor ki yani size verilen silahlarla Yunanistan'a karşı bir harekatta bulunamazsın. Yani kabul edilecek bir şey değil. Ve bu konuyu F-16 konusunda Yunanistan'la ilgili diğer sorun. Bak Yunanistan'ın şu geçen haftalarda F-16'lara yaptığı taciz, F-16'lara yaptığı taciz,
Ege'de yaptığı provokasyonlar, yani sürekli işsizlikler, seslenmeler, sürekli Türkiye'yi tahrik etmeye çalıştılar. Yani burada bir askeri senaryo da gündeme gelir. Yani Kazakistan'ın şu an en büyük beklentisini Ege'yi bir Yunan Gölü haline getirmek. Yunan Gölü haline getirmesi için de ne yapması lazım? Karasuların çekimine çıkarması lazım. Ve Türkiye bunu savaş nedeni saydı. Ama sadece bu kadar kalmadı Yunanistan. Son yıllarda Doğu Akdeniz'de Yunan Gölü haline getirmeye çalışıyor. Yani iddiası odur ki Ege'den sonra Türk sakınları olan bu bölgede Yunanistan'a ait. Yani burada kendine kafasına göre bir münasır ekonomik bölge çizerek efendim buraların kendine ait olduğunu iddia ediyor. Zaten eş üstlenmeleri de bir nedeni de bu. Yani buralar benim, buralarda sizin bir hakkın yok. Halbuki Türkiye buraları uluslararası uçuş sahası kabul ediyor. Bütün bunlar Amerika ile Yunanistan arasında bir özel plan olduğunu ve bu planın Türkiye'yi provoke ederek Türkiye'yi bir yola sokmak konusunda önemli şüpheler ortaya çıkıyor. Hocam bir gelişme de Yunanistan'ın Türkiye sınırına 45 kilometre mesafedeki Dede Ağaç'ta. Dede Ağaç zaten hep bu konuların gündemin başında. NATO hareketliliği yaşanıyor. NATO kentte oluşturulan yeni tesislere askeri personel ve mühimmat taşıyor. Yunanistan basını hareketliliğin Rusya ile ilgili gelişmelerle alakalı olduğunu savunuyor. Bu da tam da bu tacizlerin ardından sizin de bu anlattığınız ABD-Yunanistan işbirliği tam da ilintili olsa gerek. Evet, yani gerçekten Rusya ile alakalı mı bu Dede Ağaç'taki hareketlilik? Şimdi Dede Ağaç'taki hareketle ilgili olarak önce şunu söylememiz lazım. Dede Ağaç bölgesi İstanbul Anlaşması'na göre silahsızlandırılması gereken bir bölge. Yani tıpkı Doğu Ege Adaları gibi orada Amerika'dan gidip bir üs kuramazlar. Türkiye niye buna itiraz etmedi? Yani Amerika üssü buralara kurulurken Türkiye'nin buna itiraz etmesi lazım. Şimdi bu bölgede her ne kadar tabii Rusya yönetimi bazı hareketleri olsa da askeri olarak Türkiye'ye karşı kullanılmamış olsa da burada Amerikan üslerinin bulunması, Amerikan istihbaratı yani uydularının, Türk ordusu cihazların buraya yer alması ve burada Türkiye aleyhine faaliyetleri yürütülmesi anlamına da gelebilir. Dolayısıyla Amerika ve Yunanistan Türkiye'ye son yıllarda çok açık adımlar attı. Tabii bunda en önemli etkenlerden bir tanesi şu. Şu anda Amerika'yı yöneten, Biden yöneten, İçişleri Bakanı Antony Blinken ve diğerleri, bunları ne yazık ki pek çoğu kendi kariyerlerini Türkiye düşmanlığı üzerine yapmışlar. Yani bunlar Yunan lobilerinin beslediği, Ermeni lobilerinin beslediği, onların enstitülerinde dersler veren, onlarla ilişkileri olarak buralara gelmiş kişiler. Yani bu da bizim lobicilik anlayışı konusunda çok geç kaldığımızı, yani burada efendim hem Yunan, hem Ermeni, hem de Yahudi lobisine karşı yalnız kaldığımızı gösterir. Nitekim Türkiye şu anda bunları açmak için, İsrail'e yakınlaşma için, umarım bunun lobi faaliyetlerinde bir etkisi olacaktır. Ama işte geçen ay meclisten çıktıklar, ne yazık ki Türkiye'nin egemenlik haklarına bir saygısızlıktır yani. Sen sana uçak tutacağım, sen bunu Yunanlara karşı kullanamayacaksın demek, bu bir yaklaşım değil. Ama Türkiye'nin Amerika'ya olan... Evet, hocam bir virgül koyalım. Hocam bir virgül koyalım. Hem Ege'de hem de Doğu Akdeniz'de. Evet, bir reklam arasına buyurun. Gideceğiz hocam. Devam edeceğiz. Aynı konu ve dahası da var tabii ki. Rusya'yı da konuşacağız. Suriye meselesini de konuşacağız. Devam ediyoruz sevgili seyirciler kaldığımız yerden. Profesör Doktor Sait Yılmaz'la dış politika gündemini değerlendiriyoruz. Konumuz en son Yunanistan ve Türk jetlerine tacizleriydi. Hocam tekrar merhaba. Sesim geliyor teşekkür mu? Teşekkür ederim. Evet. Hocam Yunanistan'la devam edersek, şimdi bu anlattınız tacizlerin ne anlama geldiğini ve altyapısını da anlattınız. Savaş sebebi mi bu tacizler? Şimdi aslında tabii provoke etmeye çalışıyor. Şimdi ben uzun yıllar bu konuda çalışıyorum. NATO'yu da biliyorum. Genel konuda çalıştım. Yunanistan'ın niyeti Türkiye'yi askeri
operasyonun başlatan taraf olmasını sağlamak istiyor. Yani bu tarihler Türkiye işte bir askeri operasyon yapsın ve dünya önünde, dünya kamu önünde onu bir saldırı taraf olarak gösterelim. Tabii Türkiye bu tarihlerine gelmiyor ama Türkiye'nin bu haklı çıkarları var. Yani Ege'deki hak vazgeçilemez haklar. Yani kendi kendine Ege'deki 12 bin'e çıkarıp Ege'nin tamamını Yunan Gölü'ne getirmek ve bu konuyla Türkiye'yle görüşmeden kendi kendine bu işi yapmak istiyor. Tabii Türkiye'nin ticaret açısından, kıta sağlığı açısından, hava sahası, hava ortamından bu da çok önemli bizim çıkışımızda. Ülkemizden vazgeçmesi mümkün değil. Ama sadece bununla da kalmıyor. Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlı Enosis, onu da bırakın. Daha da ötesinde şimdi bütün bu Akdeniz'i, yani düşünün, Kudos Adası'ndan Kıbrıs'a bir çizgi çekip, bu çizginin olduğu yerin neyi bana ait, sana da kıyılar kalmıştır deyip, bütün Doğu Akdeniz'i ne yapmaya çalışıyor? Yunan Gölü haline getiriyor. Yani böyle bir anlaşmaya hiçbir yatkı olmayan, üçlü milli için, Türk düşmanı bir devlet var. Yani iki devlet. Bunları diplomasiyle çözmesinler. Ama Yunanistan'da hiçbir iktidar Türkiye ile oturup Türkiye'ye bunların bu milli Türk milletleri Mengali itaatı bir adım atmak istemiyorlar. Hı hı. Hatta onu da bırakın. İşte Yunanistan'da bir işte İstanbul'da bir Vatikan kuralım. Ekmenik bir kuralım. İstanbul'da efendim biz o eski Bizans efendim dini otoritesini bir çatlatalım. Yetmedi Trabzon'da devlet Pontus devleti kuralım. Yani bu devlet her Türkiye haliyle çalıştığında her iktidarın görevi de Türkiye haliyle bir şeyler yapmak iktidarda kalmış olmak. Yunanistan'da iç politika ve dış politika Türk düşmanı üzerine oturmuş. Yani bizim için Yunanlar bir sorundur ama Yunanlar için Türkler bir düşmandır. Yani bütün lider, dini kiliseleri, eğitimleri Türk düşmanı üzerine oturmuştur. Ama Türkiye bu güne kadar şartlar içinde Yunanistan'da böyle bir savaş gerekiyor. İşte konu her zaman iki ülke arasında belli bir krize gelince Amerika girmiştir. Ve Amerika da böyle artırış tedbirlerle efendim bu sorunlar üzerine soğuk su dökmüş ama sorunlar çözülmemiştir. Şimdi özellikle bu Akdeniz konusu çıkmasıyla beraber ortaya sorunlar daha da bir artmıştır. Yani zaten 76'da başlayan kıta sahası, kara suları, kıta sahası, işte Kardak'ta yaşadığımız aidiyeti belirsiz tabi adacık konusu. Bunun yanında Doğu Ege'lerin adaların silahsızlanması, Kıbrıs ve şu anda Doğu Akdeniz'de işte Türkiye'nin güvenlik sahasının haklarını hiçe sayan Yunan ve Rum oyunları mümkün olduğu kadar Türkiye'yi tahrik etmeye götürüyor. Şimdi işte biraz evvel bahsettiğim Amerika'nın bu rolü sanki artık değişti. Amerika bir denge politikasından yana Yunanistan'a doğru kaydı. Bir Singapur'a doğru kaydı. Amerika'da bunun karşılığında Türkiye'ye bir diyet ödetmeye çalışıyor. Diyetin karşılığında örneğin yarın sabah kalktığında Yunanistan derse ki ben karasularım Ege 12 lira çıkardım. Ki biz 96 yılında sus 50 saydık, savaş nedeni saydık. Türkiye savaşa girecek. Ve Türkiye buna hazır. Şimdi bakın F-16'ları bize vermemeler nedeniyle çünkü F-16'ları eğer bir harekat olursa Türkiye'nin en cahitli gücü. Artı eğer Yunanistan Türkiye'ye girmeyen F-16'ları alırsa Ege'de hava üstünlüğü Yunanistan'a geçmiştir. Evet. Çünkü elindeki F-16'ların benzeri 500 mil ama 500 F-35'teki 1500 mil. Yani Atina'dan kalkan bu uçak Sivas'ı bombalayabilir. Dolayısıyla hava üstünlüğü Yunanların bile geçtiği gibi özellikle son yıllarda Fransa'nın Türkiye düşmanı bu Akdeniz'de işte Yunanistan'a Türk bir kuvvet satması, savaş gemileri satması, Ege'deki oradaki dengeler de deniz kuvvetlerindeki dengeler de değişiyor. Tabii bir yandan da Türkiye'nin dış politikasında son yıllarda özellikle Orta Doğu'ya efendim odaklanmış. Suriye'deki kuvvet, Irak'taki kuvvetleri, Libya'daki kuvvetlerimiz tüm bunlar Türkiye'nin enerjisini buralarda harcamasına yol açıyor. Yani silahlı kuvvetler bunları yaparken tanklar taşınıyor, uçaklar taşınıyor. Ve yani Türkiye F-16 istemeye mecbur olmuşken bakın Amerika Birleşik Devletleri F-16'ları 50 yıldır kullanıyor.
ve artık bu F-16'ları da envanterinden çıkarıyor. Yani F-16'lar artık Amerika'da çöp oldu. Ama bu çöpü dahi bize verdikte ne yapıyorlar? İngiltere'ye aitliyorlar. Neden? İşte Yunan lobisi var. Türkiye, işte Rusya'ya yakın tutuyor. Türkiye karşı ne yapabiliriz? Zaten 2 yıldır bir Türkiye karşı büyük bir ekonomik savaş var. Hocam bu görüşmeler savaşta... de devam ediyor bir taraftan F-16'larla ilgili Türkiye heyetinin ABD ile. Olumlu gittiği açıklamaları var. Sizce sonuç satış olmayacak mı F-16'ların? Bu olumlu şimdi, gidişattan bahsediliyor. Öncelikle şunu düşünün. Türkiye'nin NATO'da bir girişimi oldu. Yani İsveç'e Fiyatya'nın konusu Türkiye'ye bir rezerv koydu. Ve bu rezervle ilgili hala daha işte İsveç'e Fiyatya'nın adımlar atması falan bekliyor falan deniyorsalar onlar da bu konu parlamentoya geçecek. Türkiye'nin bence asıl buradaki konusu Amerika'nın devreye girerek F-16'lar karşılığında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay vermemiz. Yani bence bu konu ikisi alt başa gidiyor. Eğer F-16'ları alırsak İsveç ve Finlandiya'ya onay verilir gibi gözüküyor. Ama Amerika'nın içine bir muhalefet var. Ama son söz yine de Amerikan başkanıdır. Amerikan başkanı isterse verebilir. Peki hocam diyelim ki satış oldu. Yine bu Yunanistan şartıyla mı satılacak mesela? O baki mi? Yani bu satışta işte Biden bir karar verir. Hani bir kongre bir karar çıkardı ama bunun hangi şartlarda verileceği yine bu satış komitesine bağlı. Biden her şeye rağmen Senato'da bunu engelleyebilir. Yani temsilciler meclisinde alınan bir karar Senato'da geçmeyebilir. Ya da Biden son anda başka bir karar verebilir. Dolayısıyla bence onun önümüzdeki ayların gelişmelerine bağlı. Ve şunu görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi çok yakından izliyor. Ve önümüzdeki dönem bir seçim dönemi. Ve bu seçim döneminde iki konu çok öne çıkıyor. Bunlardan bir tanesi özellikle Suriye yapılacak operasyon konusu. Yani Suriye yapılacak operasyon konusu Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilerde bir masa başında bir faktör olacak. Keza İsveç ve Finlandiya konusu olacak. Ve bütün bunların tamamında Türkiye ile ilgili bir karar verecek. Tabii asıl konu da Türkiye'nin katılmadığı Rusya'ya karşı ambargo konusunda iyi gelişmeler de olacak. Bütün bunları göz önüne alarak Türkiye ile Amerika arasında belki bir orta yol bulunacak. Ancak şunu bilmemiz lazım. Türkiye'nin batıya olan içeri çıkacak. Eğer bu ilişkileri sadece PKK'ya indirgerse hata edilir. Yani tamam Türkiye'nin Suriye'deki haklı tutum var. Burada bir Kürt basına bir talep diyeceğiz. Amerikalıların bunlara kullandığını da farkındayız. Bunların en büyük destekleri şu anda. Ancak bizim Batı ile olan ilişkilerimiz, çıkartlarımız çok daha uzun vadelidir. Batı ile ilişkilerimizi bir şekilde kullanmamız lazım. Yani F-16'ları için biz Rusları alamayız. Rusların Mi-26'ları ya da Mi-29'ları bunları yiyip tutmaz. Çünkü bir silah sistemi almak demek, onun pilotunu yetiştirmektir. Bunun yedek parçaları demek. Bunun teknik servisi demektir. Yani bütün bunların bir yaşam ömrü var. Bakın F-16'ları 50 yıldır kullanıyoruz. Peki Rusya'dan aldığımız bu 20-29'ları 50 yıl kullanacak. Selam'ın ilişkilerimizi 50 yıl devam edecek. Yani bütün bunları hesaplamamız lazım. Bu mümkün değil. Türkiye'nin üretmenliğinde yapması gereken önemli iş Batı ile olan ilişki sağlıklı bir. Hocam şimdi evet. Lazım. Hocam Rusya ile Türkiye ilişkilerinde de yakınlaşma görülüyor bariz. Ekonomik işbirliği var. Bu da F-16 sürecini etkiler mi Rusya ile Türkiye ilişkileri? Mutlaka etkiler. Bak Amerika Birleşik Devletleri bir mektup yazdı Rusya'dan. Evet. Ve dedi ki biz sizi izliyoruz. Sakın Rusya'ya herhangi bir malzeme satmayın. Bu önemli bir yaklaşım. Neden? Çünkü Amerika'sı, Avrupa'sı hepsi şu anda bir olmuşlar Rusya'ya karşı bir ambargo uyguluyorlar. Ve Rusya ile savaşmaktan ziyade bu ambargolarla bir sonuç almışlar. Ve sen bu ambargoları denersen, Rusya'nın ihtiyacı olan şeyleri satarsan ve Rusya'yı ayakta tutacak olan işte bankacılık sistemini getirirsen,
başka ülkelerin mallarını kendi üzerinden buraya sokmaya kalkarsan, o zaman bütün bu Sırplar Devleti'nin yapmış olduğu efendim yıllık tasarruf hepsi boşa gider. Rusya tabii Amerika bunu harcamasını istemiyor. Çünkü zaten sorun var. Yani Türkiye'nin dengeli politika düşen derken efendim Batı ittifakının beklentileri karşılayamaz. Yani bir müttefik gibi hareket etmiyoruz. İşte bu müttefik gibi hareket etmiyoruz. Hatta Rusya'dan da beklentilerimizi alıyor, almıyor. Bakın Ruslar Suriye'deki operasyonu ortaya vermiyor. İran'da öyle. İşte Astana sürecinde beraberiz. Dolayısıyla hem Orta Doğu, hem Doğu Akdeniz, hem Batı ilişkilerinde, hem Rusya ilişkilerinde bir kilitlenme durumundayız. Ve bu kilitlenme çok farklı maceralara götürebilir. Hocam şöyle de bir manzara ortaya çıkmıyor mu? Yani Batı da şimdi bu Rusya-Ukrayna savaşından bu yana özellikle yani işine gelen yerde Türkiye'nin Rusya'yla ilişki içinde olmasına ses çıkarmadı. İşine gelmeyen yerde tepki gösteriyor gibi bir manzara ortaya çıkmıyor mu sizce? Tabii bütün ülkeler kendi çıkarlarını sıkıyor. Ama Ukrayna'nın ipleri şu anda kimde? Batı'da. Silah Batı'dan geliyor, para Batı'dan geliyor, teknoloji paradan geliyor, Batı'dan geliyor, mühimmat Batı'dan geliyor. Yani para girmesi için eğer tahıl satılacaksa bu tahıl satıyor. Yani bunu aslında Amerikalılar da buna onay veriyorlar. Yani bu Batıların kontrolünde olan bir şey. Şimdi Türkiye'nin anlamadığı bir konu var. Türkiye'nin anlamadığı konu Amerika bir süper güç. Rusya bir kıtasal güç. Ama Türkiye bir orta güç. Yani burada büyük ülkeler çıkarları sorusu olurken sizin kendi çıkarları bunlara ne yapmanız lazım? Entegre etmeniz lazım. Yani büyük güçlere ilişki kurmak bunlara efendim böyle bakma falan tutmaz. Çıkarlarınızı ne yapmanız lazım? Maksimize ederken bir bileşkesini sağlamanız lazım. Bakın Amerika ile olan ilişkilerimiz Ukrayna'da iyi. Kafkasya'da iyi, Orta Asya'da iyi ama Suriye'de kötü. Irak'ta kötü. Neden? Çünkü orada Kürtlerin bir vekil gibi kullanma planları var. Yapılması gereken ne? Amerika'nın elinden bu kozu almak. Yani Amerika oyunu boşa çıkarmak. Bunu da yapmanın yolu bir an evvel Kürtlerin bu bulunduğu bölgeye bir operasyon yaparak Kürt kartını elinden almak. Yani bunu yapmadığımız için orada duruyor ve Amerika'da Türkiye'nin böyle bir şey yapmayacağını düşünüyor. Yani bir caydırıcılığımız yok. Gelen aşamada yani Türkiye'nin ilişkilerimizde Türkiye'nin çıkarlarına çok fazla katkı sağlayacak şeyler sağlayamıyor. Bakın kendi çıkarlarını çok iyi koruyorlar. Yani Batı'yı bölmek için üzerinden bu planı uygulamaya çalışıyor. Bir yandan Amerikan seçimini getirmeye çalışıyorlar. İşte bu Trump'a yapılan operasyonlar bunun belirtisi. Amerika kendi çıkarını düşüyor ama Türkiye dengede kalarak yani bir Rusya çıkarı bir Amerikan'la giderek bir sürü çıkarı. Ve bunu sürekli deneyerek çıkarımız ortada. Dolayısıyla Batı ile olan ilişkilerimizi bir an evvel otarmamızın Türkiye'nin uzun vadeli çıkarması. Çünkü yarın Yunanistan'a 12 bir ilan ederse Türkiye'ye kimden yardım edecek? Rusya'dan yardım edecek. Yani bütün Batı ne yapacak? Fransız, diğerleri efendim Yunanistan'ın yanında yer alacaklar. Tabii bu bundan 3-5 sene evvel konu çok fazla. Her zaman yani ben doktordayken daha doktor genel kurmaydayken Kartak meydana gelmişti. Ben o dönemde bu Kartak yansımayıydım. O gece biz aslında Yunanistan'da savaşı göze almıştık. Yani bizim yaptığımız planlardık. O adaya inecekti. Yunanistan orada bertaraf edecekti. Ama ne oldu? Amerika devreye girdi ve barıştıracak bir orta yol buldu. Bunu daha önce de yaptı. 76'da yaptı, 86'da yaptı. Hep yaptı bunu. Ama buradaki amacı neydi? Biz bir NATO ittifakıyız. NATO ittifakındaki ülkenin savaşması Batı'nın çıkarına değildir. Ama şu anda NATO ittifakı gibi davranmıyor. Yani bunu ne yapmamız lazım? Bir tane ver odaklamamız lazım. Türkiye çok önemli bir ülke. Batı'nın Türkiye'ye ihtiyacı var. Türkiye'de Batı'ya ihtiyacı var. Bakın F-16'lar, yarın
sabit bütünlük mühimmatlar. Yani her şey bir insan savaşı değil. Bugün yaptığın insan savaş aracı yarın demode hale gelebilir. Başkaları daha iyisini yapabilir. Ama bir ittifak içinde olmak senin savunmanın devamlılığı ve senin savunmanın güçlenmesi için bir ittifak için olmak büyük bir avantajı var. Yani Türkiye avantajı kaybetmemiş. Evet hocam, orada da tabii yani şöyle de bir görüş var. Evet, NATO üyesiyiz ama bir yandan da terör örgütlerine verilen destek diğer NATO üyeleri tarafından, bu konuda da Türkiye'ye hani bir NATO üyesi ülke olarak tam destek verilmediği yönünde de eleştiriler var. Bu konuda Türkiye çok haklı, sonuna kadar haklı. Biz NATO ekipleri yani 90'lı yıllarda, 2000'li yıllarda konuyu hep gündeme getirdik. Ve PKK saldırılarında bir madde 5 kapsamına girdik, söyledik. 2001 yılında Amerika yaptığı saldırılarında bunlar madde 5 kapsamına, Türkiye'nin saldırıları gene aldılar. Ama bir şey yaptılar, PKK'yı terörün listesine aldılar. Bunun pratikte pek bir yararı evet, olmadı. Evet. Şimdi de 30 yıllık politik çerçevesinde batıldılar. Bu örgütlerden faydalanmak istiyorlar. Herkesin bir terör örgütü var. Türkiye bu sorunları yenebilir. Yani bu ülkeler Orta Doğu'da bugün varlar ama yarın yok. Ama Türkiye hep bu coğrafyada olacak. Dolayısıyla yani batıdan hiç yerimizi sadece PKK'ya indirgememeliyiz. Yani bunu ben en başta da söyledim. Yani Türkiye'nin ahli çıkarları, uzun vadeli çıkarları Batı ile olan ilişkilerini belli bir dengede de götürmeyi gerektiriyor. Türkiye PKK konusunu tek başına da çözebilir. Yani Amerika'dan icazet almamıza gerek yok. Yani eğer orada bir PKK varlığı varsa ki var, şu anda PKK Amerika'ya asker yazmış. Biz oraya gireceğiz. Yani orada zaten olsun 400-500 tane Amerikalı danışman var. Ve böyle bir harekat yaparsa hani Rusya'dan da destek alır. Neden? Amerikan tarafına yapacak. Yani Türkiye'nin üretebileceği çok fazla çözüm var PKK konusunda. Ama Amerika ile olan ilişkilerimizin kötü olması şu anda hem Yunanistan konusunda hem Suriye konusunda Türkiye'yi köşeye sıkıştırıyor. Bunu söylemeye çalışıyorum. Hocam, Rusya'nın NATO'ya saldırma ihtimali var mı? Rusya'nın buna aynı savaşın ortaya için. Yani ben yıllarca NATO Rusya ile ilgili simülasyonlar, yani Rusya ile bir savaş nasıl olur? Ruslar bize nasıl saldırır? Nasıl savunur? Bunları yıllarca bir simüle et. Rusların kuvvetlerine baktık. Ve Ruslar hakikaten bizim çok yanıldı ya. Rusya'yı biz özellikle çok fazla büyütmüşüz. Şu anda Ruslar bırak Ukrayna'yı ele geçirmeyi, Ukrayna'daki kuvvetlerini 7 ayrı bölgeden altına başlamışlardı. İkinci safhada bunları sadece Donetsk ve Luhansk bölgesine kaydırdılar. Yani o yüzden de geçiremediler. Batı'nın teknolojisi Ruslara hakim geldi. Ruslar savaş alanında uydularını, ay kabiliyetlerini kullanamıyorlar. Sibarat kabiliyetlerini kullanamıyorlar. Hava üstünlüğünü ele geçirmediler. İşte bu hava üstünlüğünü ele geçirmediği için çok dar bir bölgeye şu an tahmin ederek bunu yenmeye çalışıyorlar. Fakat kaç aylar geçti Batı'nın. 9 ay oldu neredeyse. Hala daha ortada bir pıtırı yok. Neden? Çünkü Batı'nın teknolojisi Ruslara hakim geldi. Batı savaşmadan, yani asker bulundurmadan Rusya hakkından geliyor. Batı'nın planı da Rusya bir yere kadar direnecek. En sonunda çökecek. Yani hem sağda gücü, askeri gücü yok etmek, bir yandan da ekonomiyi ne yapıp çökertmek. Şimdi bu plan yürürken bu da kaçak bir ülke, işte Türkiye. Sorun burada. Zaten Türkiye olan yaklaşımı ya benden yana olur ya da Rusya'nın. Yani Türkiye'nin tarafsız kalma durumu olamaz mı hocam? Mesela Rusya saldırsa NATO'ya. Şimdi Türkiye tarafsız kalabilir ama ambargoya ne yapması lazım? Ne katılması lazım? Yani bir yandan ambargoyu para ihtiyacı var diyorsun. Efendim MİR sistemi oradan rubleler akıyor. Para tutuyor. Bir yandan ticaret de atılıyor. Ruslar zaten buğday satıyor. 1500 başka yerler satılıyor olabilir. Şu anda Batı'nın zaten bir tür gözlemi. Ruslar'ın bu ticaret kanallarını ambargoyu nasıl dermek istiyor. Dolayısıyla yani bu konularda biz Batı'yla anlaştırmıyoruz. Ukrayna konusu da öyle. Yani biz kendi kendimize Ukrayna ara buluşturmak istiyoruz ama Batı'nın Ukrayna'nın barışması imkanı yok. Batı planı Rus en sonunda Ukrayna'da yine kabul edip işgal ettiği bütün bölgeler çekilmesi. Ukrayna'nın da planı.
planla bir plan yapalım. Size şurayı verelim, Kırım size kalsın, burası bir çıkarsın. Böyle bir plan yok ya. Ama Türkiye kendi kendine böyle bir görevler ediniyor. Ama bunun da karşılığı yok. En önemli konu, ya biz Batı ittifakıyla ya birlik tutacağız ya da bu arada kalırsak bunu da katlayacağız. Hocam bir de şimdi Suriye meselesi var. Tabii ki günlerdir son dönemde işte Şam'la direkt bir diyalog olacak mı? Bu sorunun yanıtını arıyoruz. Bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre MİT Başkanı Hakan Fidan'la Esad rejimi istihbarat şefi Ali Memlük Moskova'da bir araya geldi. Görüşmede taraflar karşılıklı olarak taleplerini birbirlerine iletti. İddia bu. Nasıl değerlendiriyorsunuz böyle bir iddia eğer gerçekse? Ne anlatıyor bize? Daha önce bu konularda gündeme gelmişti. Üzerine en tepesi başkanı diğerleri çıkmamıştı. Demişlerdi ki biz zaten Sparakanları görüşüyoruz. Tabii Moskova'daki bu görüşmeler yeni bir aşama olabilir. Ama iki devlet görüşürse bu görüşmeler Sparakan'dan çıkıyorsa bu demek ki istihbaratçılık görüşmesi gereken konular demektir. Böyle olunca da bu konunun siyasi olmadığını daha çok sahayla ilgili konular. Yani görünen aşamada benim anladığım algı şu, Türkiye şu anda tabii Suriye'nin kuzeyinde bazı işte Özgür Suriye Ordusu gibi muhalif gruplarla işbirliği yapıyor ve Şam'la barışabilmesi için de öncelikle bu grupların tatmin olmasını istiyor. Biliyorsunuz bu gruplar geçenlerde ayaklanmadan çıkardılar, Türk bayrakları yakıldı, yani bunların da çok Türkiye sevgisi olmadığı da meydanda. Şu anda sanıyorum öncelikle Türkiye Şam'la arasında bu gruplar üzerinden bir çözüm bulmaya çalışıyor. Yani bu grupların tutulması olabilir, bu gruplara özellik verilmesi olabilir. Ama hem bir yandan Suriye'nin toprak gücünü tutulacaksınız, hem bir yandan PKK'ya en ufak bir saldırı tutulacaksınız. Ondan sonra da işte Şam'ın kuzeyindeki İdlib'in kuzeyindeki gruplar arayıp sen bunlara bazı haklar tutulacaklar, bunlar diyeceksiniz. Bence gerçekçi görüntüler devlet başkanlık seviyesi dururlar. Suriye için bir yol haritası çizerler. Çünkü sadece PKK'nın örgütü değil. Şöyle bir şansımız var. Esad yönetimi de PKK'ya PKK diyor. Onlara en ufak bir taviz verilmesini istemiyor. Bu konuda çok iyi anlaşıyor. Bunun üzerine Suriyeli sığınmacıların dönüşü tutabiliriz. Bunun üzerine Suriye'de bir barışın sağlanmasına gelir olur. Bunun üzerine yeniden inşasında iş yapabiliriz. Ama bunları bırakırsak istihbarat başkanı olursak efendim Ernusra ne olacak? Özgür Suriye ordusu ne olacak? Bizim buradaki ordu insanlar ne olacak? Diye pazarlığa girerseniz Suriye diyecek ki buralar benim bölgem. Sen ne yapıyorsun? Buraları bırak bana getirecek. Ben sahipsem efendim bunlara ben sahip çıkarım diyecek. Benim sorunum diyecek. Dolayısıyla bu tür istihbarat söyleden ziyade siyasi planda atacak adım çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Ama umarım görüşmeler içinde bir barış yönünde anlaşmalar olur. Daha çok sahayla ilgili düzenlemeler çıkıyor bana. Asıl adımların siyasi alanı lazım. Suriye'nin seçime gitmesi lazım. Anayasanın hatırlanması lazım. Çünkü bu anayasanın hazırlanması için bir komisyon kuruldu. Komisyona o zamana kadar Suriye'de ne kadar muhalif grup varsa hepsi dahil edildi. Ve bunlardan da bir anayasa çıkması mümkün değil. İşte anayasa çıkmadığı için şu anda istihbarat örgütleri görüşüyorlar. Muhalifler de hakları savunmak için çalışıyorlar. Bunlar çok iyimser değilim. Yani Suriye'de belli gruplara daha doğrusu iltifat etsin, onun haklar verilsin, belli gruplara verilmesin değil. Suriye toprak bütünlüğü ve bu bütünlük içinde de tabii PKK terörünün açılması. Bizim önceliğimiz olmalı. Bir an evvel biz ne yapmamız gerekiyor? Suriye'den elimizi ayağımızı çekmemiz lazım. Bakın Yunanistan bekliyor. Afrika kaçacak. Yarın bugün Kafkasyalar Karadeniz'de Türkiye'ye giriş olabilir. Bizim bunlara hazır olmamız lazım. Görmememiz lazım. Hocam Suriye ile ilgili ABD'de yansımalar ne? Onu da soracağım. Dikkat çeken bir açıklama var. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yardımcısının. Bu normalleşme, Türkiye ve diğer ülkelerin Suriye ile normalleşmesine karşı olduklarını ifade ediyorlar. Ve olası bir yakınlaşma ile ilgili soruya
ABD Esad rejimiyle diplomatik ilişkileri güçlendirmeyi amaçlamıyor ve diğer ülkelerin de ilişkileri normalleşmesini desteklemiyoruz yanıtını veriyor. Şimdi ABD'nin bu bakış açısı nasıl etkiler? Neden istemiyor ABD? Şimdi tabii Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de ne yapmaya kalktığını çünkü Suriye'de YPG-PKK rejimi kurarak orada ikili istikrar çalışıyor. Yani Arap olmuş Amerika. Bu ne işe yarayacak? Sözde Amerikalılar için İran'dan gelen kol istikrar yani İran'ın Irak Suriye yüzünden Lübnan üzerinden İsrail'e kurma gibi bir ekseni var. Bu ekseni kesmeye çalışıyorlar. Şimdi bunu yokmanın yolu tabii Esad'la anlaşmak değil. Çünkü Esad 79 yılında İran'daki rejimden beri Esad'la Şam, Esad'la İran yönetimi hiçbir zaman birbirine aleyhinde herhangi bir faaliyete işbirliği yaptılar. Şimdi aslında 2016-2017'de biz Libya'da bu karakterle başladık. Amerikalılar, Ruslarla ilişkimiz çok iyiydi. Fakat Amerika'nın eski büyükelçisi Yusuf Ankara'ya geldi. Türkiye aklını çeldi. Biz tekrar Esad'la anlaşacak Suriye'deki çözüme girmişken tekrar efendim Esad aleyhine tavır aldık. Şimdi geldiğimiz aşama gene bu. Çünkü eğer Suriye'de olursa YPG, PKK ile tutmazsa Amerika'nın planı çöküyor. Biz Esad'la anlaşırsak YPG, PKK'yı Şam rejimi içine entegre edersek o zaman bu ellerindeki vasıtayı yani PKK'yı yok etmiş. Bu Amerika'nın işine gelmiyor. Amerika söylemesi çok korkuyor. Şunu da bilelim. Amerika burada Türkiye'nin yapacağı askeri operasyonlara karşı evde bir askeri gücü yok. Ve hatırlayın son Astana zirvesinde Soçi'de Haran'daki zirvede bir karar alındı. Dendi ki Amerikalılar buradan çıksın. Yani Amerikalıların buradan çıkması Türkiye'nin bu tekil bir stratejisi. Ama bunu yaparken de Türkiye bunu tek başına yapmaz. Umarım bu istihbarat ülkelerinde Suriye ordusuyla Türk ordusu işbirliği YPG PKK bölgesini kontrolüne alırsa işte o zaman Amerikalılar burada zorunda kalır. Amerika'nın oyunu bozulur. Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlanır. Ve Suriye'de de bu yetkililer Türkiye için çıkarsa Suriye'nin önündeki işte bütün engeller ortadan kalkmış olur. Ve biz de Suriye'de o zaman gerçekten kazanan tarafta oluruz diye düşünüyorum. Önemli burayla ilgili ama yani Türkiye operasyon tabii ki olasılığını da hala konuşuyor. Daha yakın zamanda dün yine Cumhurbaşkanı Erdoğan bununla ilgili mesajlar verdi. Vermeye devam ediyor. Operasyon olasılığını ne kadar yüksek görüyorsunuz? Şimdi operasyon yapılmalı. Ama operasyonu yapmaktan daha önemli olan konu operasyonun nereye yapılacak? Yani hedefinin ne olacak? Şimdi hedef iki tane hedef var. Adam Batı olacaksın. Bu işte Tel Rifat gibi, Mümüş gibi bir yer olacaksın. Burası İdlib'e yakın bölge. Türkiye, Suriye yapıcı operasyona hem İran, hem Rusya, hem de Şam rejimi karşı. Neden? Çünkü Türkiye buraları kontrol ederse, o zaman buralar İdlib'e birleştirir ve Türkiye burada kalıcı olur. Çünkü bugüne kadar İdlib'de bu bölgede Afrika'da müdahale ettiğin bölgelerden çekilmiyor. Çekilmeye giriyor, burada kalıcı olacak atıklar attı. İşte evler yıkıyor, efendim yöneticiler atıyor, bankalar vesaire vesaire. Yani girdiği bölgelerden çıkmadığı gibi bir güvensizlik söz konusu bu adreslerde. Ama Türkiye bu operasyonu Suriye ordusuyla birlikte buranın doğusuna Amerikalıların kutlettiği bölgeye doğru yaparsa o zaman bu operasyon Rusya tarafından destek görebilir. Yani tabii burada Türkiye'nin de bölgelerden bir şey olsa çekilebilir. Karşı tarafı ikna etmesi lazım. Ama Türkiye tek başına kimseye sokmadan bu operasyonu yaparsa da şu anda hem Rusya hem Amerika karşı hem Şam karşı hem de İran karşı. Hocam çok teşekkürler katkınız için. Süremizin sonuna geldik. Teşekkür ediyorum değerli katkınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Sevgili seyirciler, Profesör Doktor Sait Yılmaz'la dış politika gündemini değerlendirdik. Böylece programımızı kapatıyoruz. Yarın 17.30'da tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Buradan Afyonumuzun tüm ilçelerindeki, mahallelerindeki, köylerindeki kardeşlerime selamlarımı yolluyorum. Kütahya'da yaptığımız bugünkü toplu açılış töreninde 50 bini aşkın kardeşimizle beraberdik. Hepsinin sizlere selamı var. Ve baktım ki bugün Afyonkarahisar'da bir başka. Burada da yine 50 bini aşkın kardeşimizle bir aradayız.